Efendim, günaydınlar. Çoğunluklu değil de yani azınlıklı. Neden azınlıklı dedim? Çünkü LGBT'nin içerisinde olan mahlukatlar istisna olaraktan gerçi hepsi öyle. Tabii. Evet. Peki Gebze'de iki tane koltuğunu mastan yaktım. Kimden ne kopartırım? Diyerekten değil. Özellikle benim üstüme attın. İşte Uğur, orada Uğur. Hani Roy diyor ya, Uğur. Kimmiş? Cüce. Daha ben Roy seni tanımadan bana bu iftira attığında bu mahlukat Yeliz'le işbirliği yapıp işbirliği derken Orta Doğu hastanesinde mide ameliyatı. Mide ameliyatı keyfi bir ameliyattır. Dün ben nereye gittim? Sinem Umaş ölen Ferdi. Ferdi'nin mezarına sıçayım. Ona gönderdiğim para gidin ona böyle sulayın sevenler. Onu. O da var. İşte Uğur'un burada farkı ne biliyor musun? Uğur'un ne? Aslına bakarsan neyse onu geç. Geçin. Bilip bilmeden ötüp duruyorsun. Sen ötsen, bülbül olsan, şaksan, iki tane bülbül aldım, Hint bülbülü. 10 gün yaşamadılar. Sen nasıl orada yalpa olaraktan yaşıyorsun, anlam veremedim. Onlarla gel bana. Sonra hani ben şu şekilde söyleyeyim. Oğlu ben bir tane bayağı yaşlı kırışık var. Teyze, nine, oğlu da öldü ya, oğlunun da mezarına çiçek değil,
Fışarımı alakayım. Gül. Gül suyu. Ama kırmızı kova. Güzel. O da güzel. Yani. Uğur'un ayrıcalığı bir tane. Ferdiymiş. Gördünüz mü efendim? Ferdi ile Sinem Umaş'ın yaptığını. Ha? Pardon? Gelelim sana. Dümbük diyemeyeceğim. Ha diyebilirim. Şöyle diyebilirim. İddia olarak da. Kalkmış Fulya o günle konuşmuş. O gün önceden beni arayıp da Bilal Beşipidi hakkında bana gönderdiğin bir miktar harçlık, yemek harçlığı. Sonrasında beni sen şikayet etmedin mi? O gün Karaca ettin. Emniyetlerde, adliyelerde beni süründürdün mü? Sonra Zümrüt bana bunu söyle. Tıpkı Buket Asi misali. Sanayi çak olayı gibi. Kaburga olayı gibi. Sonra beni arayıp yanımda bir tane Lubunya vardı, Laçıvari. Yanımda kalmıyordu. Burada Balkat'ta kalıyordu. Balkat'ta. Şurada. Burası vadi. Hemen şunun arkasında. Gönderdiğin 200 miydi, 300 TL miydi? Tam olarak hatırlamıyorum. Mert'ti. O yani Lübünya olan. Laçıvari. Hatta annesinin arabasıyla gelmişti. Dedim ben bilmem etmem dedim yani bu şekilde. Neyse. Görüntülü arandık, ettik, işte seninle iletişime girdik. Doğru mu o gün? Ha? Sonrasında Zümrüt demiş ki ne? O günden Sibel zorla belde istemiş. Kayıtlar burada. Evraklar. O günün ağzından çıkan. Beni emniyet müdürlüğüne alıyorlar efendim. Gözaltına. Resimlerim çekiliyor.
Ondan sonra o gün beni arıyor. Abla diyor, bu işi bana yaptıran Zümrüt değil, Peti. Aa. E kardeşim tamam da, o zaman Zümrüt'ü niye koydun ortaya? Araya. Abla ben gideceğim işte karşıya kadar. Asliye Hukuk Mahkemesi'nden davamı geri çekeceğim. Sen merak etme, ben Peti ile uğraşacağım. Bakınız efendim, nereden nereye? Neyse o gün aradan zaman geçiyor. Tabii ben emniyete gözaltına alınıyorum. Orada resimlerim çekiliyor, ediliyor. Gözaltında kalıyorum. Nezarethanede. Ondan sonra o gün pişmanlığa uğruyor. Beni arıyor. Diyor ki ne abla ben şikayetimi geri çekeceğim. E tamam da kardeşim. Ben sana ne yaptım? Beni şikayet ettin. Ya diyor ki ne? Bir Zümrüt diyor. Bir Peti diyor. Bilal Beşli yani. Arasında çelişkili oynuyor. Abla sen merak etme. Ben gidip davamı geri çekeceğim. Beni dolduruşa getirdiler. Sana tebligat gelecek. Karşıya kadar. İzmir'e karşıya kadar. Hakim sana beraat verecek. O zaman ben de şunu söylüyorum. Sevgili o gün kardeşim. Eğer o hakimi gidip ifade verip beni haksız yere Peti ile beraber suçladıysan veya Peti'ye karşı olan veya Zümrüt'e olan yapmamalıydın. Sözünde durdun mu? Durdun. Ne şekilde durdun? Adaleti oyalamakla. O dosyalar bende. O gün kardeşim. Beni Peti doldurdu. Önce Zümrüt diyorsun. Ardından Peti diyorsun. Nereden nereye, neleri çıkartıyorum. Gittin şikayetinden vazgeçtin. Bana gelen tebligattan kovuşturmaya yer olmadığına dair dediğin gibi karar geldi. Değil mi o gün? Bazı unutmuş olduğum yani cümle yarı cümle diyeyim tam değil cümleler değil
yanlışım varsa, hatta ben dedim ya başta, benim şurada oturuyor, ona beraber gittik. Cep bank mıydı neydi, o şekilde gönderdin. 200 TL miydi neydi? Daha zamanında. Şimdi senin ne yaptığın belli değil. Peti'nin çok ağır ceza alacak Peti. Herkesten. Çünkü bu işi ticari amaça dökmüş. Zeliha'yı kullanıyor. Zeliha'yı da ben oradan aldattıracağım. Babasını da huzur evine. Muhtarlık da bende. Sürekli muhtarlık diyor. Yeliz sana gelelim. Aracı oldun. Orta Doğu. Ankara. Orta Doğu hastanesinde. Yeliz'in burada bir suçu var mı? Bence yok. Neden yok? Olayı bilmiyordu. Okşa Ali Büyük. Seni davalarımız devam ediyor. Niler misin, nesin? Bana ceza aldırmışsın. Gönüllü olaraktan aktivizm olarak geçinen Merter yağmacısı. Tekrar söylüyorum bunu. Yine ver beni. Belediyede şoförlük yapıp bir transseksüel. Ben de transseksüelim. Ne sen benden üstün olabilirsin ama ben senden üstün olabilirim. Çünkü ben seks işçiliği yapıyorum. Sen yağma yaptın. Her hafta yurt dışına çıkıyorsun. Hangi parayla çıkıyorsun? Onu da mahkemeye sundum. Yerel mahkemenin vermiş olduğu bir karar vardır. Onun üstü vardır, istinafı vardır, Yargıtay vardır, Anayasa Mahkemesi vardır. Avrupa İnsan Hakları vardır. Avrupa İnsan Hakları'nı sen kandırırsın. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, kanununu, TCK'sını, Cumhur'unu kandıramazsın. Niler. Niler 1. Okşan 2. Peti Bilal Beşli. Sonradan adını soyadını değiştiriyor. Yasal değil bu Türkiye Cumhuriyeti'nde. Şu an aranıyor. Bakalım mahkeme ağır ceza mahkemesi heyeti kurul derken hani başkanı vardır, hakimi vardır, işte sosyolog vardır, psikolog vardır, üyeler vardır, savcı vardır, ağır ceza size ne verecek, hangi maddeyle yargılanacaksınız? Şükriye Doğan.
sahte tanıklıktan, şahitlikten, bildiğimiz sosyal medyada tanıdığımız ve o sahte avukat rolüne giren, dolandırıcı olan Betty Hozenler, Bilal Beşli. Ben Bilal Beşli olarak biliyorum. Yani ben çünkü Türkiye Cumhuriyeti'nde Biricik Sultan'la Kocaeli Kandıra açık cezaevinde yattığımda ben soyadımı değiştirmek istedim. Oranın hakimi red verdi. Nasıl oluyor da Bilal Beşli, Peti Hoşenler olaraktan hangi nüfus müdürlüğü Gebze'de, Kocaeli'nde, bunu bizzat kendim gideceğim. Kendim. Soracağım. Gerekirse şunu da söyleyeyim size. Ne derler yani? Ayşe Altuntaş, Kuştepe'de yaşayan takma adı burada Şükran. Gerçek adı Şükriye Doğan. Bunları da Gebze'ye, Kocaeli'ye getireceğim. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Bana aldattırmış olduğun Mertel Yağmacısı, Cansın Bebeyağlı, yüzünde meymenet yok, her hafta belediyede şoförlük yapıp Avrupa'ya çıkıyorsun. Öykü Özen'in pışarını yiyeceksin. Kraliçeler gibi yaşıyor orada. En azından Bursa'da delegelik yapmış, gerçek aktivizm yapmış Çağla Akalın gibi, Öykü Ay gibi, ama sen Cansın Bebeğim, ancak buraya gelirsin Çetinemeç Bulvarı'na, bir doktor var burada, orada yine şebeksin, yine şebeksin. Çünkü aktivistim olamazsın sen. Öykü Ay öyle, Öykü Özen öyle, Çağla Akalın öyle, sen kimsin? Kimsin derken, hani tırnak içerisinde değil de tüm tırnak. Belediyede çalışan bir transseksüel her hafta yurt dışına çıkar mı? Çıkamaz. Nereden alıyor bu fonları? Fonları bırakalım. Kader arkadaşını ceza aldattıran mahlukat Cansın Bebeyağlı, Mertel Yağmacısı, sicilini sildirtirmişsin. Ama sicilin burada belli. Ben 12 yaşında Adana Kerimithane cezaevine girdim. Hala sicilimde duruyor. Silinmemiş.
Ali Büyük. Okşan Büyük. Sosyete Handi'nin iddiaları. Duruşma yakın. İzmir'de bir kuçka kolledin. 16 gün mapus yattı. Facebook'ta konuğum olarak katılan sosyete Handi olarak bilinen Handi anlattı. Sonrasında kalktı. Bilal Beşli'yi evine aldı. Gebze'den Babil Sokak mıydı? İstanbul'dan. Oraya videolar çektin. Kiloluydu. Ölen Ferdi. Ölmeden önce yayıncıydı. Kalktı, verdi ona, Bilal Beşli'ye. Para topladığında, Ali Büyük sen o kadar ısrar ettiler sana, sen girmedin, katılmadın yayına. Cansın bebeğe vardı. İban yapıştırdılar. İban'ı sahte İban. Uluslararası transseksüeller destekte bulundular ve bakınız efendim, buraya dikkat edin, sonra yayınımı sonlandıracağım. Ferdi, köpeklerime iftira attım efendim sinema başla. Elimden geldiğince baktım ki çok çok hasta, bir miktar 500 TL. Açıklayayım rakamı, 500 TL. Yardımcı oldum. Sonrasında aramızdan yine madilik geçti. Yine köpeklerime atılan iftiralar, paylaşımlar aklıma geldikçe hakkım haram olsun sana dedim o Ferdi'ye. Hadi ben öyle dedim. Bilal Beşli sen onun sayesinde uluslararası para toplandı. Obeziteyim diye duruyorsun. Sürekli buradaki belgelerle mahkemeleri kandırıyorsun. O zaman aracı Yeliz. Tabii. Ama orada toplanan para senin Ferdi'ye. Hadi benim Ferdi'ye ben şey yapmıyorum. Affetmiyorum. Gebermiş gitmiş. Bana ne? Sen de geber. Sen de.
Ali Büyük de gebersin. Geberin. Öykü ay, yaşa. Çağla Akalın, yaşa. Niler, geber. Zinnur, geber. Dev Aşkın, geber. Janet, geber. Geber ne demek biliyor musunuz efendim? Normalde Hüsnü Bayz, şey Hüsnü diliyle, Hüsnü diliyle, yani ben biliyorsunuz Adanalıyım. Orada Akkapı vardır. Hüsnü geber diye bir şey vardır. Lokanta. Onu diyorum. Anlatabildim mi canım? Yani. Kalktın dedin ki ne? Ulan Ferdi. Kaç kişi araya girdi? Bu Bilal Beşik'ten bahsediyorum. Peti'den. Dolandırıcı. Pislik seni. Yatacak yerim. Bacını da yurda verdireceğim. Babanı da huzur evine tek dişi verdirdiğin gibi verdireceğim. Davamın arkasındayım. Mücadelemin arkasındayım. Ne dernekler? Dernek derken ne? Dernek yok. Türkiye Cumhuriyeti Adaleti var. İçişleri Bakanlığı var. Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı var. Öyle kalkıp da Şengül, Ayşe Altuntaş, Kuştepe, Şükriye Doğan. Siz de dahilsiniz. Atladım. Sonucunu bağlayacağım. Sonrasında helallik almadı. Onun mezarına pışar yapayım dedi. Ki onun Ferdi'nin yayınında toplandı o para. O yüzden diyeceksiniz ki ne? Sen niye 500 TL verdin de başa kalktın? Veya işte mezarına diken, gül değil de diken ekiyorsun. Çünkü sinem umaşla köpeklerime iftira attıkları davalar maddi manevi sürüyor. Gelelim bu mahlukat. Kendini bilmez, sözde öğrenci. Neydi bunun adı? Bunu da yönlendiren Amerika. Gürkan. Gürkan mıydı? Evet, Gürkan'mış adı. Tamam. Hadi bakalım. Hayat acılarla dolu, tatlılarla dolu, neşeyle dolu. Derken, bakınız efendim, herkesin seceresini ortaya
Pat çıkart.